2003 sonrasında günümüzdeki tarihler daha da günümüze yaklaştıkça eğitim alanında önem kazanıyor. Özellikle mesela tıp eğitimi vermek istiyorsunuz, konsültasyon yapacaksınız. Üç boyutlu bir görüntü üzerinde hocası ve öğrencileri birlikte konuşup bir sorunu çözmeye çalışmaları onlar için değerli bir bilgi aktarımı olabilecek nitelikte olabiliyor. Bunun dışında bir önemli alanda müze alanı. Müze alanında yine Wagner ve arkadaşlarının 2005 yılında yaptıkları bir arttırılmış gerçeklik üzerine kurulu elektronik tur rehberi var. Müzelerin çok işine yarayabilecek bir şey bu. Bunu zaten audio guide'la şu anda sağlamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili bizim daha önceden bir Avrupa Birliği projesi şeyimiz oldu, çalışması, düşüncemiz oldu. Mesela Türkiye'de gezdiğiniz birçok yeri, mesela Hatuşaş'a gidiyorsunuz, telefonunuzu kaldırıyorsunuz, ne görüyorsunuz? İşte oradaki çeşitli tarihi eserlerin orijinal hallerini de görebiliyorsunuz eserlere zarar vermeden. Bunun gibi açık alan müzelerinde kullanılabilir. Ayrıca yine Damala ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da müze çalışanlarının da kullanabileceği, hani hem maintenance, hem advertisement, hem guidance olarak kullanılabilecek 2-3 alanlı, 3 anlamlı, katmanlı kullanılabilecek yapılar da düşünüldü. Bunun dışında tabii sağlık sektörü hiçbir zaman bu işin dışında kalmayacak. En büyük yatırım alan sektörlerden birisi olduğu için 2004 yılında yapılan bir çalışmada kalp atışı ve nabız gibi çeşitli hasta verilerini gösterme işlemlerinin artırılmış gerçeklikle yaptırılması söz konusu. Yani bir hastanın yanına yaklaşıyorsunuz, doktorsunuz, gözünüze dokunuyorsunuz gözlüğünüze, tüm verileri akıyor karşınızda. Bu hızınızı çok arttırabilir. Kağıtlarla uğraşmıyorsunuz ya da herhangi bir şekilde karşınıza çıkabilen sorunları belki kolaboratif bir şekilde diğer doktor arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Diğer düğmeye basıp diğerleriyle paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii gezi alanlarında çok çalışmalar düşünüldü. Özellikle artırılmış gerçeklik tarihi eserlerle birlikte kullanıldığı zaman büyük anlam ifade edebilecek çeşitli faaliyetler söz konusu olabiliyor. Tarihli olaylar üzerinde çeşitli şeyler gösterebilirsiniz. İnsanları Truva'ya götürürsünüz, Truva Savaşı'nı canlandırırsınız. Ve hani bunları daha etkileyici ve gezilesi kılarsınız. Artırılmış gerçekliğin bir önemli özelliği de Anchor dediğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Bir yerlere marker koyuyoruz. O koyduğumuz markerların olduğu noktalarda tetikleme sağlanıyor. Bu nokta itibariyle de Truva dışında başka yerde göremeyeceğiniz gerçeğiyle birlikte oraya gidersiniz. Uygulamanızı yüklersiniz. Oradaki savaşın canlandırmasını seyredebilirsiniz. Bunun dışında aslında bakacak olursak bunun bir benzeri düşünce yine komşumuz Yunanistan'da yapılan bir artırılmış gerçeklik tabanlı uygulama çalışması var 2004 yılında. Bu çalışmada da biraz önce bahsettiğim sit alanlarıyla ilgili özgün bir rehber düşüncesi var. Bunlar da sonuçta önemli çalışmalar ama şu anda bunların hepsi aslında gelişme düzeyinde birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Ama zaman yavaş yavaş bize doğru geliyor diye düşünüyorum.